Of. Of, ne oluyor sana ya? Kentine geldiniz, ne oluyor? Adam karşına geçip neler söyledi. Sen hala neden onu aklından çıkaramıyorsun? Deniz, kendine gel. Deniz, iyi misin sen? Teşekkürler Ağa Hanım. Gayet iyiyim. Neden sordunuz? Bu aralar sürekli gerginsiniz. Çınar da sen de. Sakın inkar edeyim deme. Görünen köy kılavuz istemez. Ay tamam, hani her evlilikte bir takım sorunlar olabilir. Ama sizinki biraz erken başladı. Ay cici maliyeli biraz çabuk bitti anlaşılan. Gerçi bu Çınar açısından pek şaşırılacak bir durum değil. Her zamanki hali. Nasılmış Çınar'ın her zamanki hali? Ay pardon, pot kırdım. Ay kusuruma bakma. Yok, anladın Ahu Hanım. Sonuçta siz Çınar'ı benden çok önceden beri tanıyorsunuz. Ben sizden dinlemek isterim. Yani nasıl söylesem. Hani Ela ile sen bilirsin, hani eski sevgilisi. Biliyorsun değil mi? Evet, biliyorum. Ela ile ilişkileri baştan çok güzeldi. Ela'nın mutluluktan ayakları yerden kesilmişti. Ela'nın deyimiyle hani küçük pürüzler dışında pek sorunları yoktu. Neymiş o küçük pürüzler? Ay, bilirsin işte. Anlamsız küsmeler. Böyle surat asmalar falan. Hani Ela bu tavırları önemsemedi. Ama bunlar Çınar'ın senden sıkıldım sinyalleriydi. Sonrası malum işte, hani. Yani gece ayrı takılmalar, tek başına plan yapmalar. Hepimizin bildiği gibi. Yani araya mesafe girince sıkılan erkekler kaybettikleri heyecanı başka yerde ararlar. Anlıyorum sizi Ahu Hanım. Tamamen iyi niyetinizden bizim için endişeleniyorsunuz. Ama içiniz rahat olsun. Biz Çınar'la çok iyi anlaşıyoruz. Ve bizim sevgimiz böyle küçük şeylerle bozulacak kadar küçük değil. Şimdi izninizle ben işime döneyim. Muhakkak öyledir ama sen benim bütün söylediklerimi aklının bir köşesine yaz. Kolay gelsin sana. Çınar, Çınar, selam. Selam. Ya, en sevdiğim çiçekler. Mis gibi de kokuyorlar. Teşekkür. Umarım Deniz de senin gibi beğenir. Ne oldu? Niye yüzün düştü bakayım? Hiç. Çok beğendiysen sana da alırım bir tane. Sıkma canını ufaklık. Yok, istemem ben. Haberin yok galiba. Neyden haberim yok? Özgür'le söz kesiyorlar bana. Ne sözü? Nereden çıktı şimdi bu? Ahu koca beyin başının altından çıktı. Nereden çıkacak? Sen istemiyor musun? Seçme şansı sunmadılar ki. Mecbur bıraktılar. Mecbur bıraktılar ne demek Esin? Zorla güzellik olmaz. Bu nereden çıktı şimdi? Değil mi? Ya hem sen de istemiyorsun işte bak. Esin. Bak, benim ya da bir başkasının ne düşündüğü değil. Önemli olan senin ne düşündüğün. Senin ne istediğin. Ben senin her zaman yanındayım, bunu unutma. Hem senin kimse canını sıkamaz, merak etme. İyi ki varsın Çınar. Beni hiç bırakma, olur mu? Bırakmam ufaklık, bırakmam. Hadi bakayım. Hadi bakayım, bana bir müsaade et. Deniz'in yanına gidip de vereyim çiçekleri. Tamam. Her güzel şeyi mahvetmekte üstüne yok Deniz. Ama ben de seni mahvedeceğim.
Merhaba Deniz. Merhaba. Nasıl geçti günün? Normal. Bitirebildin mi işlerini? Yardım etmemi ister misin? Çalışıyorum hala. Ufak bir mola vermeni rica etsem. Çınar, Deniz. Buranın temizlenmesi gerekiyor acilen. Yenge, bir iki dakika tabii, bir şey konuşalım. Tabii Ahu Hanım, biz çıkarız hemen. Terfi almak da yaradı sana. Yaradı mı yaramadı mı hiçbir fikrim yok ama başıma çok fazla iş aldığım kesin. Genel müdür olmak iyi mi oldu kötü mü oldu anlamadım. İyi değil. Çok iyi oldu. İşte tam da bu yüzden bunu kutlamalıyız. Akşam Özgür Kafe'de yemek yiyelim. Vay işte bak bunu reddedecek kadar genel müdür olmadım. Ne yapıyorsun? Yakalanacağız şimdi. Akşam da dikkatli olmalıyız. Yani sen kimseye söyleme. Bir gören olursa da... Baş başa gitmemiz sorun olmayacak mı? Çünkü Özgür'ün mekana bizden çok fazla kişi gidiyor. Ya da şöyle yapalım bence. Deniz ve Çınar'a da söyleyelim. Herhangi bir gören olursa da aile yemeği diye yediririz gider. Evet. Ben sana diyorum genel müdür olmak sana yaradı diye. O zaman ben ablamı arıyorum. O zaman ben de bir Çınar'ı arayayım. Tamam. Tamamdır. Ahu Hanım haklı galiba. Adam dengesiz midir nedir? Daha dün yüzüme bakmıyordu. Bugün gelmiş bir samimi haller. Bir nasılsın diye hal hatır sormalar. Benim de dengemi bozdu ya iyice. Bunu sana aldım desem. Yok yani öyle damdan düşer gibi. Diz çöksem. Ne saçmalıyorsun. Abartma Çınar. İzin verir misin? Kardeşinle konuşacağım. Tamamdır. Sen keyfine bak. Ablacığım. Ne haber? İyiyim ablacığım. Şu anda iş yerindeyim. O yüzden çok rahat konuşamıyorum. Hemen konuya giriyorum. Akşam Özgür Mekan'da Mert'in kutlama yemeği var. Sizi de bekliyoruz. Ya ablacığım ben gelmesem çok yorgunum. Kusuruma bakma olur mu ama Mert'e tebriklerimi ilet. İtirazınız reddedildi Deniz Hanım. Ya abla 40 yılın başı senden bir şey istedim. Ne yapalım baş başa mı gidelim Mert'le? Kırma beni. Tamam ablacığım. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Of. Oh.